Merhaba arkadaşlar. Bugün C++ dilinin konu anlatımlarına başlıyoruz. Bugün konumuz Modulus Derlesi'nin ID'sini kurmak ve merhaba cümle olarak bir dünyayı yazmak. ID ne demek? Tümleşik geliştirme ortamı demek. Tümleşik geliştirme ortamı derleyici, yorumlayıcı ve hata ayıklayıcı özelliklerini içerir. Bu üçünü birlikte içerdiği için bir değerleyiciden daha fazla çoğu arkadaş derleyici ile ID'yi karıştırmaktır. ID bu üç özelliği içermekte ama derleyici için mesela Codeblocks bir derleyicidir ya da C++ bir derleyicidir. Java için dersek NetBeans bir derleyicidir ya da C Sharp için dersek Visual Studio bir derleyicidir dersek yanlış cümleler olur. Bunların hepsi birer ID'dir. Şimdi Codeblocks'un kurulumuna geçelim. Önce nereden indireceğimizi göstereyim. Codeblocks diye yazalım direkt. Burada da OWASP kısmına girelim direkt. Sonra download'da binary arrays var. Buraya girdik. Sonra burada işletim sistemimize göre Windows, Linux ya da Mac alt tarafta istediğinizi seçersiniz. Burada eğer benim gibi Windows 7 veya üzeri kullanıcıda olursunuz. Hiç buraya tıklamayın. Burası olur. Burada Codeblocks 13.12 min diye de setup bu kısımdan indireceksiniz. Berlioz ya da Saros olarak 98 MB falan dosya boyutu. Evet, 98 MB. Şimdi Codeblocks'u çalıştıran Codeblocks'u. Next dedik, next dedik, next dedik, next dedik. Bekliyorum. Biz C++ dili için Codeblocks'u ID olarak kullanıyoruz ama onlarca ID var mesela. Mesela Turbo C. Bunda grafik haç kütüphanesini istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz C++'da. Mesela Microsoft Visual Studio'da da var bu. Mesela Dev C++. Bunu da kullanabilirsiniz. Şimdi Codeblocks kurulumu bitti. Çalıştıralım. Yeni bir proje geliştirelim. Create a new project dedik. Console application dedik. C ya da C++'da C++ seçtik. Burada adını verelim. Merhaba dünya olsun adı. Sonra next dedik. Bunun adında varmış. Dash dedik. Main.cpp'ye girdik. Burada şimdi bunun kurulumunu yaptıktan sonra bu ekranı gördükten sonra bazı hatalar görebilirsiniz. Eğer kurulumu yeni gerçekleştiriyorsanız özellikle Linux ortamında bu hatalar çıkıyor. Windows'ta da çıkıyor. Geleceği hataları diye geçer. Burada onu düzeltmek için eğer mesela buna basıyorsunuz çıktı böyle bir çıktı yoksa ne yapmanız gerekiyor? Settings yapmanız gerekiyor. Compiler'a girmeniz gerekiyor. Buradaki selected compiler'ı kontrol etmeniz gerekiyor. Mesela GNU/GCC compiler değilse onu GNU/GCC compiler yapıyorsunuz. Önce bunu seçiyorsunuz sonra set as default diyorsunuz ya da reset default deyip ok diyorsunuz yine olur. Böylece şimdi programımızı geliştirelim. İlk programımız ne olacaktı? Merhaba dünya yazacaktık. Cout yani ekran çıktısı. Ekran çıktısı derken C diline bunu karşılığı printf'te, C Sharp'ta. Eğer console application geliştiriyorsanız C Sharp'ta. Brightliner mesela Java'da geliştirirken karşılığı ise bunun system.out.print nedir? String bir yazı gireceğimiz için çift tırnak açtık. Merhaba dünya yazacağız. Yok buraya ben merhaba dünya yazdım. Çünkü böyle ilginç ilginç şeyler görünmesin diye. Yok eğer ben böyle istemiyorum derseniz burada include local hash kütüphanesi dahil edip bir ufak değişiklik yaptıktan sonra yapabilirsiniz. Merhaba dünya yazdık ve çıktıya bakıyoruz. Merhaba dünya. Bugünkü ders bu kadar arkadaşlar. Diğer dersimizde değişkenler konusunu anlatmaya başlayacağız. Bugünkü konumuz sadece bir mantığını anlatmak olduğu için çok az tuttum dersi. Ama diğer derslerde detaylı şekilde anlatacağız. Veri yapıları konularına da gireceğiz. Yani sadece normal C++ temel eğitimi vermeyeceğiz. Kolay gelsin.